Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Evet geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya yerleştikten sonra Türkiye'de icra düşmüş kredim var ise Amerika'daki kredi notumun bundan etkilenir mi? 40 bin TL tutarında icralık olmuş kredim var. Amerika'daki kredi notumun etkilenmesinden korkuyorum diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin Türkiye'deki kredi durumunuzun, notunuzun ya da borcunuz olup olmaması icralık olup olmamanız Amerika'daki sizin sosyal güvenlik numaranızla bağlantılı olan kredinizi etkilemez. Dolayısıyla ikisi farklı şeyler. Sizin Türkiye'deki edindiğiniz o durum Amerika'ya geldiğinizde burada yeni bir kredi açtığınızda yeni bir yaşam başlatırken Türkiye'deki kredi durumunuz ya da borcunuz icralık durumunuz Amerika'daki kredi durumunuzu etkileyemeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben 24 yaşındayım. Babam green card sahibi ve kartını çekilişten kazandı. Babamı green kartından faydalanma şansım olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Babanız green kartı çekilişten kazandığı için ve yeşil kartı alırken siz 21 yaşın üzerinde olduğunuz için maalesef babanız yeşil kartı aldığı anda siz de onunla beraber alamayacaksınız. Fakat ne zaman ki babanız yeşil kartı aldı o zaman babanız size bunun üzerinden başvuru yapabilir. Tabi beklemeniz gereken bir süre var ama babanızın yeşil kartı aldıktan sonra onun size yeşil kart başvurusu üzerinden yeşil karta gitmeniz zaman dalsa da mümkün olacaktır deyip takipçimize sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu önde. h 1 vizesi 3 yıla kadar tek seferde başvurulup alınabiliyor mu yoksa tek tek uzatmak mı gerekli ve bu süreyi kim belirliyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim tabii ki öncelikle h 1 vize başvuruları bildiğiniz gibi her yıl Nisan ayının ilk haftasında göçmen yapılan başvurulardır. Ve bu başvurular yapıldığında başvuru sayısı fazla olduğu için başvuru yapanlardan ve vizenin verileceği sayıdaki kişiler kura ile belirlenir. Ve o kura belirlemesi yapıldıktan sonra o kişilerin H1B'yi alıp almadıklarının cevabı yaklaşık bir 3 ile 4 ay arasında süren bir süreç olur. Dolayısıyla kişiler eşvan bir vize başvurularını yaptıklarında Ekim ayı itibariyle çalışmaya başlayabilirler eğer dosyalarının cevabını olumlu bir şekilde aldıysalar. Ve bu yapılan başvuruda verilecek vizenin uzunluğu 3 yıl kadar olacaktır. Dolayısıyla o 3 yılı bir kez daha uzatmak mümkündür ve dolayısıyla 6 yıla kadar H1B alınabilecektir. Yoksa H1B her yıl başvurması gereken bir durum değil. Başvuru yapıldığında işveren size 3 yıllık bir H1B çalışma izni alabilmeniz için başvurunuzu yapabilecektir. Ve bu tabi sürenin başvuru talebinde size başvuru yapacak iş yeri bu talepte bulunuyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 vizesiyle Amerika'dayken Green Card çekilişine başvuru yapılmasında herhangi bir sakınca var mı? F1 vizesini uzatmaya çalışırken veya vize statü değişimi yaparken Green Card çekilişine başvurmak problem yaratır mı veya F1 vizesi başvurusu yaptığımız zaman önceki Green Card çekiliş başvurularımız sorun olur mu diye takipçimiz bize e, soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin sadece tabii ki bir çekilişe başvurmuş olmanız ve Amerika'daki f vizesiyle bulunduğunuz süreçte bu vize statüsünü başka bir statüye geçirmede uzatmada sizin önünüze engel olarak gelmeyecektir. Dolayısıyla sadece çekişle yapılan başvuru Amerika'daki göçmen dairesinin bakacağı bir durum değildir ve ilgilenmeyeceklerdir. Dolayısıyla bu noktada bir engelle karşı karşıya kalmayacaktır. Eğer kişi Amerikan konsolosluğu üzerinden e, diyelim f vizesine başvurusunu yapıyorsa daha önce çekiliş başvurusu yapmış olması geri dönüne gelmeyecektir. Fakat bu Amerikan konsolosunun buna bakmayacağı anlamına gelmez. Bunu değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Lütfen yanlış anlamayın. Ama genelde çekilişte sadece başvurulu yapılmış olmasını çok da dikkate aldıkları bir durum olmadığını da bilmenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu önde. Ben 19 yaşındayım. Annem Green Card çekilişi başvurup kazansa ben de kart alabiliyor muyum? Eğer alırsam ve Amerika'ya gittiğimizde olur da annem kartından vazgeçip Türkiye'ye dönse ben bu durumdan etkilenir miyim? Benim kartım da iptal olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Eğer annenize yeşil kart çıkmış ise ve sizin de 21 yaşının altındaysanız ki 19 yaşındaysınız diyelim. O zaman siz annenizle beraber yeşil kartı alabileceksiniz. Önemli olan nokta burada. Annenizin de ve sizin de yeşil kart başvurusunu yapıyor olmuş olmanız. Amerikan konsolosluğunda görüşmeye girmiş olmanız ve onay alıyor olmanız. Dolayısıyla annenize çıkmış olsa bile ikinizin de Amerikan konsolosluğundaki göçmenlik vize görüşmesine girmesi ve vizeyi alması ve ondan sonra da ikinizin de Amerika'ya giriş yapmış olması önemli. Ve giriş yapıldıktan sonra ikinizin de yeşil kartı elinize ulaşacaktır. Dolayısıyla sizin elinize yeşil kart ulaştıktan sonra isterse anneniz vazgeçerse bu hakkından, siz Amerika'da yaşamaya devam ettiğiniz sürece yeşil kart hakkınız iptal olmaz. O hak hala elinizde kalır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya giderken yanımda Kur'an-ı Kerim götürmeyi düşünüyorum. Girişte kontrolde sorun yaşar mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Şöyle söyleyebilirim. Sizin Amerika'ya gezi amacıyla geliyorsanız gelirken yanınızda inancınızın gerektirdiği kutsal kitabı getirmenizde hiçbir sakınca yoktur. Dolayısıyla bunu getirmenizde bir engel olmayacaktır. Fakat biliyorsunuz son dönemlerde Amerika'da yaşanılan politik değişiklikler işte biraz hassas olunması kapıda sizin acaba gerçekten bu dine inancınızdan dolayı mı bu kutsal kitabı bulunduruyorsunuz yoksa burada herhangi bir saldırı ya da ülkeye tehlike oluşturacak bir durum yaratacaksınız gibi endişeleri yaratabilir. Dolayısıyla tavsiyem eğer siz onu elektronik ortamda bulundurabiliyorsanız çok daha faydalı olabilir. Bu noktada eğer getirmeniz gerekiyorsa getirmenizde bir sorun yoktur. Getirmeniz şart değil ise getirmemeniz en azından girişte bir sorunla karşı karşıya kalmanızı engellemiş olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Türkiye'de turizm ve otelcilik bölümü lisans öğrencisi olarak okumaktayım. Bu yaz 3 aylık zorunlu mesleki staj yapmam gerekiyor. Amerika'da restoranı olan bir tanıdığım var ve kendi beni iş yerine 3 aylık stajyer olarak çalıştırmayı kabul ediyor. Bizim bu süreçte ne yapmamız ve hangi vizeye başvuru yapmamız gerekmektedir diyen takipçimiz bize sorusunu iletiyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu noktada eğer siz bir böyle yazlık bir staj programı için gelmeyi planlıyorsanız size birkaç tavsiyem şu olur. Bir tanesi bu work and travel denilen Biliyorsunuz yaz süresince e, gençlerin gelip hem çalışma hem seyahat etme imkanı sağlayan program sizin için çok ideal olabilir. Yoksa o program üzerinden ilerlemeyeceksiniz de J1 tarzı training ya da işte staj tarzı programlar aracılığıyla da bu çalışmayı yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben 53 yaşında Amerikan vatandaşıyım ve 13 sene sonra boşanmaya karar verdim. Eşim de 70 yaşında Amerikan vatandaşı ve emekli. Duyduğuma göre bir başkasıyla tekrar evlenmediğim sürece eşimin vefat etmesi halinde ben de 65 yaşıma geldiğimde onun emekli maaşını alabiliyormuşum. Türkiye'de yaşasam bile böyle bir hakkım var mı diye takipçimiz bize Soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii eğer evlisiniz ve eşiniz vefat etti ve eşinizin bir emeklilik hakkı varsa ve o emeklilik hakkından dolayı e, geride kalan eş bu haktan faydalanması mümkün olacaktır. Ama tabi bu emeklilik hakkından faydalanmak için de tabi sizin hani başka bir ülkede yaşıyor olmanız e, çok e, mantıklı olmayabilir. Dolayısıyla benim size tavsiyem. Bu noktadaki sorularınız için ve haklarınız olup olmayacağı noktasında zamanı geldiğinde sosyal güvenlik ofisiyle irtibata geçip onların üzerinden sizin bir hakkınız olup olmayacağını ya da ülke dışında yaşasanız bununla gibi bir problem oluşur mu oluşmaz mıyı onlar tarafından da net çözmenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Amerika'da polis olmak istiyorum nasıl olabilirim? Amerika'da polislik bölümünü okursam Amerikan vatandaşı olabiliyor muyum diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin burada polis bölümü okumakla Amerikan vatandaşlığı sahip olmanız mümkün olmayacak. Yani önemli olan sizin zaten Amerikan vatandaşı olmanız ki büyük ihtimalle ancak o sayede siz çoğu polis departmanı ya da bölümünde çalışmanız mümkün olacaktır. Hepsi olmasa da çoğu bölümünde Amerika vatandaşlığı şartı aranacaktır. Dolayısıyla sizin sadece polis okuma ya da işte polis eğitimi almış olmanız size vatandaşlık verilmesi anlamına gelmez deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru şuydu. Benim ilk evliğimden bir oğlum var ve kendisi 36 yaşında. Benim öz oğlum ABD vatandaşı olduktan sonra üvey kardeş için sponsor olabilir mi? Süreç nasıl işler diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii kişilerin başvuru yapabilmeleri için e, aralarında bir kardeşlik bağının olmuş olması lazım. A, bahsettiğiniz durumda a, bu mümkün gözükmüyor. Çünkü normalde bile diyelim üvey babalar çocuklarına, üvey çocuklarına başvuru yapabilmesi için çocuklarının 21 yaşın altında oluyor olması lazım. Dolayısıyla bu noktada e, kardeşler arası tam bir kardeşlik bağı oluşmadığı sürece başvuru yapılması çok uygun bir süreç gözükmüyor. Yalnız şu da var biliyorsunuz Amerikan vatandaşın kardeşleri diğer kardeşine başvuru yaptığında bekleme süreleri yıllarca sürebiliyor. Bu 14-15 yıldan bahsediliyor. Çok mantıklı bir izlenecek bir yöntem olmayabilir. Başka türlü durumları değerlendirmekte fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. A2 vizesiyle Amerika'ya gelip resmi görevimi yaptıktan sonra dil okuluna gidebilir miyim? Veya herhangi bir iş kurabilir miyim? Ya da food truck işletsek olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki durum şu. Siz eğer diplomatik bir vizeyle Amerika'daysanız ve bu diplomatik vizenizi sürerken ya da bitmeden önce burada başka bir statüye geçmek istiyorsanız örnek vereyim bahsettiğiniz gibi bu öğrenci statüsü ya da yatırımcı statüsüne o zaman bu başvurularını yapmanız gerekecektir. Ve dolayısıyla bu başvuruları yaparak öğrenci statüsüne ya da yatırımcı statüsüne geçmeniz mümkün olacaktır. Önemli olan başvurular yapılırken aynı anda da sizin bu diplomatik haklardan vazgeçtiğinizi veya da vazgeçmenizi mümkün kılan başvuruları da yapıyor olmanız gerekecektir. Bunları yaptığınız sürece siz öğrenci statüsüne ya da yatırımcı statüsüne iş kurarak geçmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru şu yönde. Elvan B vizesinde sponsor olması ile h arasında zorluk derecesi açısından bir fark var mıdır? Veya firmaya maddi bir yükümlü nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi ikisi de farklı başvuru türleri. Elvan B ama vizelerindeki başvurularda göçmen tersi cidden zorlamakta. Eğer zorluk şeyini soruyorsanız evet Elvan vizeleri h vizelerine göre çok daha zor olacaktır. ama önemli olan burada şirketin ve burada çalışacak olan kişinin kriterlerinin yeterli olmasıdır. Bunlar olduğu sürece kişinin Elvan vizesinde de olay alması mümkün olacaktır. Dolayısıyla e, firmaya maddi bir yükümlülük derken de firmaya maddi bir yükümlülüğü tabi bu göçmen ihtiyacı başvuru masrafları olacaktır. Tabi onun dışında zaten kişinin alacağı maaş olacaktır. Başka bir hükümlülüğü e, firmanın yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. İki hafta sonra Türkiye'ye izne gideceğim ama Virginia'da yediğim trafik cezasından dolayı mahkemem var. Türkiye'den Amerika'ya dönüşte bir problem yaşar mıyım? Ne yapmam gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi size tavsiyem ülke dışında bir seyahatiniz varsa bu seyahat kanıtlarınızı ve biletlerinizi alıp trafik cezası ile ilgili mahkemeniz olacağı mahkemeye gidip ya da ulaşıp onlardan ülke dışında olacağınızı ve yeni bir gün isteyeceğinizi talebini yapın. Ve dolayısıyla mahkemeler bu noktada size yeni bir gün vereceklerdir. Dolayısıyla tavsiyemiz burada olmayacağınızı onlara belirtip yeni bir gün talep etmeniz bir sorun yaşama durumunuzu ortadan kaldırır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da iltica ettikten sonra Türkiye hariç başka ülkelere gidebilir miyim ve ne kadar süre kalabilirim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Amerika'ya yaptığınız başvuru onay alırsa onay aldıktan sonra seyahat izninizi elde ettikten sonra siz ülke dışına çıkmanızda bir engel yoktur. Önemli olan nokta seyahat izninizin izin verdiği ölçüde kısa süreli ülke dışlarında kalmış olmanız olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya turist olarak geldiğimde Tax Identification Number alabilir miyim? Bu kart ayrıca internetten de ücretsiz çıkarılabiliyormuş. Doğru mudur? Yani ITIN bireysel vergi kimlik numarası nedir açıklar mısınız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kişiler turist olsunlar ya da olmasınlar, yabancı olsunlar ya da olmasınlar kişisel vergi numarasına başvuru yapabilirler. Fakat bu kişisel vergi numarasına başvuru yapmış olmanız Amerika'da çalışabileceğiniz anlamına gelmez. Kişiler genelde bu numaraya başvurma sebepleri Amerika'da bir vergi sorumlulukları oluşabilir ve o vergi sorumluluklarını yerine getirmek isteyebilirler. Ve bunlardan dolayı da bu kişisel vergi numarası başvurusunu yapmak isteyebilirler. Fakat kişilerin sosyal güvenlik numarası var ise ve onu da çalışma izniyle beraber elde ediyorsalar veya çalışma izinleri var ise o zaman kişiler ancak Amerika'da çalışabiliyorlar. Yoksa kişisel vergi numarası kişilerin Amerika'da çalışmasına direkt izin veren bir numara değildir. Ama kişiler bunu vergi beyanlarında ya da bir emlak alırken ya da bir şirket kururken kullanabilirler ve alabilirler deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru şu yönde. Amerika'da yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Yüksek lisansdan sonra Amerika'da kalıp savcı olmak istiyorum. Bu mümkün mü? Nasıl yapabilirim? diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki sizin öncelikle Amerika'daki eğitiminizi tamamlamanız gerekecek ve bu eğitiminizi tamamladıktan sonra da Amerika'da bu noktada avukatlık sınavlarına girip hangi eyaletin barosunda kayıtlı olacaksınız o baroya öncelikle kayıtlı olmanızda fayda var. Baroya kayıtlı olduktan sonra da belli devlet kurumlarındaki pozisyonlara bakabilirsiniz. O pozisyonlarda çalışıp çalışmama durumunuzu değerlendirebilirsiniz. Fakat şunu unutmayın, Amerikan vatandaşı olma şartıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla Amerikan vatandaşı olmanız mümkünse ve bir şey eğer Amerikan vatandaşıysanız o zaman bu noktada adım atmanız çok daha rahat olabilir ve bu noktada da savcılıkla ilgili mesleklerde ve çalışmalarda bulunmanız da mümkün olur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerikan vatandaşının yurt dışına doğan bebeği hemen vatandaş olabilir mi? Neler yapmak gerekli diye takipçimiz soruyor. Eğer Amerikan vatandaşı Amerika'da yaşıyorsa ve Amerika'da yaşadığı süreçte, ikamet ettiği süreçte ülke dışında çocuğu doğuyorsa o zaman çocuğu otomatikmen Amerikan vatandaşı sayılacaktır. Önemli olan yapılması gereken çocuğun pasaportunu alabilmesi için çocuğun doğduğu ülkedeki Amerika Konsolosluğu'na gidip orada çocuğun doğumunu tescil ettirip ve aynı anda da pasaportunu alma işlemi yapılacaktır. Ve Amerikan Konsolosluğu da çocuğun babasının ya da işte annesinin çocuk doğduğunda Amerika'da Amerikan vatandaşı yanında iki koruduklarını koruduklarında son 5 yıl içinde da görmek isteyeceklerdir. Ve onu gördükleri sürece de çocuğun vatandaşlığını direkt veriyor olacaklar ve çocuk da Amerikan pasportunu alıyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu önde. Amerika'da vatandaş olan birinin Türkiye'deki birine miras bırakması nasıl olmalıdır? Türkiye'de miras bırakılan kişinin ise bunu alabilmesi için ne yapması gerekmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle Amerika vatandaşı ister Amerika'daki birine isterse Amerika dışında birine yabancıya miras bırakabilir. Bunun için yapması gereken şey vasiyetname düzenlemesidir. Ve vasiyetname düzenledikleri zaman belirttiği kişiler ister ülke dışında olsun, Türk vatandaşı olsun, Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olsun bu mirastan hak kazanır. Vasiyetnameyi veren kişi vefat ettikten sonra da onun işte belli miras çalışmaları yapılmaya başladığında Amerika'daki o mahkeme ona bakacak olan mahkeme mirasın işlemine dağıtımına bakacak olan mahkemeden kendi haklarını da talep edilmesi yoluna gidebilir. Türkiye'deki bulunan kişi deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. 5 yıldan fazla süredir Green Card sahibiyim ama Amerika'ya belli sürelerde gelip gidiyorum. Amerikan vatandaşlığına başvurmam durumumda şansım var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz sadece 5 yıldır Amerikan vatandaşlığa gidebilmeniz için sadece 5 yıldır yeşil kart sahibi olmanız yeterli değil. Ve bu sürenin çoğunu en az 2,5 yılını toplamda Amerika'da geçirmiş olmanız gerekiyor. Dolayısıyla siz bu başvuru yapabilmeniz için son 5 yılınıza bakarak bunun yarısını toplamda Amerika'da geçirdiniz mi geçirmediniz mi? Eğer geçirmediyseniz o zaman o süreyi tamamlayana kadar burada kalıp ondan sonra ancak başvurunuzu yapabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. İnternship ile C1 vizesiyle Amerika'ya gelip bir yıl sonunda Amerika'da kalmayı devam etmek için ne yapabilirim diye Takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya geldiniz. Cevan İntörşi programınız devam ediyor. Ve bu programı başarıyla tamamlıyorsunuz, ilerletiyorsunuz. Ve bu programınız tamamlanmadan önce de eğer burada kalmayı düşünüyorsanız o zaman farz edelim belki burada bir öğrenci e, statüsüne geçmek ya da bir iş yeri kurup yatırımcı statüsüne geçmek ya da bir iş yeri üzerinden size başka türlü bir çalışma vizesi statüsüne başvuru yapılacaksa o çalışmaları başlatabilirsiniz. Dolayısıyla bunları da programınız tamamlanmadan önce başlatmakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta daha bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de aşçılık okusam Amerika'da yaşayıp çalışma fırsatımız olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin aşılık gibi bir mesleğe sahip olmanız Amerika'da değerli olacaktır. Önemli olan Amerika'da çalışabilmeniz için Amerika'daki bir işletmenin, restoranın ya da bir gıda yerinin sizi aşçı olarak alması için gerekli çalışma izni ya da green card çalışmalarını yapıyor olmasıdır. Onlar bunu yaptıkları sürece ve siz de burada çalışma izni ya da oturum izni ya da green kartınızı aldığınız sürece burada aşçılık yapma imkanınız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta da bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da şirket kurduktan sonra E2 vizesi alınamazsa şirket faaliyetleri normal şekilde devam eder mi? B1, B2 vizemizin de iptal edilme ihtimali olabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz burada şirket kurdunuz, yatırım yaptınız ve şirketiniz başta da çalışıyor. Fakat E2 vizesini almadınız, vermediler. Sizin Amerika'daki şirketiniz devam edebilir. Sizin Amerika'daki çalışanlarınız ya da yöneticileriniz şirketi devam ettirdiği sürece şirketin eşlevini devam ettirmesinde herhangi bir engel olmayacaktır. Sizin elinizdeki var olan B1 ve B2 vizesini ise Amerikalı konsolosluğunun iptal etmesi için genelde bir gerekçeye bakacaktır. Ya daha önce bu vizeyi kötüye kullanıp kullanmadığınızı, ihlal edip etmediğinizi ya da aslında sizin amacınız Amerika'da kalıp hiç Türkiye'ye dönmemek olduğu gibi kanaatleri getirmedikleri sürece kolay kolay bu vizenizi iptal etmeyeceklerdir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben E2 vizesiyle babam ve annemle Amerika'da yaşıyorum. Üniversitenin 3. yılında 21 yaşına girdiğim için vizen bitiyor. F1 vizesine çevirmek tek çare midir diye takipçimiz bize soruyor. Burada mantıklı olan tabii ki sizin durumunuzda F1 vizesine çevirmek olacaktır. Bu önemli sebeplerden bir tanesi. Tabii yaşınız dolacağı için artık statünüz olmayacaktır. İkincisi ise F1'a geçerseniz en azından 3. yılınızda en az bir yıl daha okursanız üniversitenizde üniversitenizi bitirdiğinizde OPT hakkından faydalanabileceksiniz. Yoksa son döneminde geçmeye kalksanız bile bu sefer OPT hakkınızdan faydalanamayacaksınız. Dolayısıyla 3. sınıfınızdayken F1 geçişini yapmanızda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen hafta da bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'daki ken kütüphanelerinin çok uygun ücret karşılığında İngilizce kursları verdiğini biliyorum. Bu kurslara dahil olarak öğrenci vizesi veya dil okulu vizesinden yararlanabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi evet gerçekten Amerika'daki bu devlet kütüphaneleri, yerellerde olan değişik bölgelerde İngilizce dersleri de vermekteler. Bunlar çok da bir teşekküllü olmasa da gelen kişilerin işte pratik yapabilmesi, belli İngilizce yeteneği geliştirmesi çok ideal oluyor ve bunları tavsiye ediyoruz genelde değerlendirmelerini. Fakat öğrenci statüsüne geçmek isteyenler için yani aynı anda da f statüsü almak isteyip uluslararası öğrenci olmak isteyen kişiler bu tip kütüphaneler üzerinden bunu almaları mümkün olmayacak. Ya dil okulları ya da üniversitelerden bu İngilizce derslerini alıp onların üzerinden ancak F1 statüsüne geçebilirler. Yoksa bu tip kütüphanelerinden kişilerin öğrenci geçmesi mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben Kanada'da yaşıyorum. Annem beni ziyarete Kanada'ya gelecek. Annemin green card'ı var ama 2015 yılından beri Amerika'ya girmedi. Eğer annemin green kartı aktif ise Kanada vize istemiyor. Annemin green Kartın aktif olup olmadığını nasıl öğrenebilirim? Ya da annem green Kart ile Kanada'ya girince annemin en son Amerika'ya ne zaman gibi çıktığını borcuda görebilirler mi diye takipçimiz bize soruyor. Teknik olarak annenizin green kartı aktif değil. Çünkü kendisi bir yıldan fazla ülke dışında Amerika dışında kaldığı için aslında o hakkı kaybolmuş durumda. Bunu Kanada ne kadar görür tartışmalı. Dolayısıyla anneniz eğer Kanada'ya sadece ziyarete gidecekse bunu yapabilir. Pasaportuyla beraber Kanada'ya ziyaretini deneyebilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Başka bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru şu. Siz olsaydınız vergiler vesaire düşük maliyet olması için Amerika'da şirketi hangi eyalette kurardınız diyor bir takipçimiz. Eğer sizin belli bir location'da ya da belli bir eyalette ya da belli bir yerde olmanız şart değilse o zaman şirketinizi Delaware'de kurmanızı tavsiye ederim deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru da şu önde. Türkiye'den H2B vizesiyle geldiğimizde aynı sponsor firmamla Green Card başvurusunu ne kadar zaman sonra başlayabilirim? H2B vizesinden Green Card süreci ne kadar sürmektedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Green Card süreci normalde eğer işin üzerinden sponsorluk yapılacaksa bir buçuk yılla iki yıl arası sürecektir. Ve siz evet size H2B olan firma eğer size Green Card başvurusu da yapmak isterse o zaman sizin için Green Card başvurusunu yapabilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru şu yönde. Türkiye'de SKK'nın yani Sosyal Sigorta Kurumu'nun olmaması H2B vize başvurusunu olumsuz etkiler mi diye takipçimiz soruyor. Eğer sizin belli ölçüde çalıştığınızı görmek istiyorsalar bunu siz ya SGK'dan ya da iş alınmış yazıyla kanıtlayabilirsiniz. Dolayısıyla olmaması çok olumsuz olmayabilir. Ama tabii ki sizin bir SGK kaydınızın olması sizin aslında Türkiye'deki bağlarınızı da güçlendirir. Dolayısıyla eğer hiç yoksa olması mümkün olma ise o zaman olması çok daha ideal olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru şu yönde. Kızım tarafından green card alıyorum. Yaşım 55. Öğrenim durumum ne olmalıdır? Diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi kızınız Amerika vatandaşı olarak size green card'a başvuru yapıyorsa sizin öğrenim durumunuzun herhangi bir şartı yok. Yani sizin öğrenim durumunuzun illa ilkokul mezunu ya da üniversite mezunu gibi olmasını gerektiren bir durum Söz konusu değil. Dolayısıyla kızın üzerinden yeşil karta gidebileceksiniz ve herhangi bir şekilde dil zorunluluğu da ya da eğitim zorunluluğu da gerekmeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da her eyalette tek ehliyet mi geçerli yoksa her eyalet için ayrı? ehliyet mi alıyoruz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada her eyaletin kendi eyaletinde yaşayanları için ehliyet verme yetkisi var. Dolayısıyla e, siz burada her eyaletten tabii ki ehliyet almıyoruz ama bir yaşadığımız eyaletten ehliyeti aldığımızda o eyalette yaşayabiliyoruz. Yani arabamızı kullanıyoruz ve tabii ki Başka eyaletlere de bu ehliyetle gidebiliyoruz. Gezi olsun, bunu kısa süreli bulunma olsun. Eğer ki başka bir eyalete taşınıyorsak o zaman taşındıktan sonra da önceki eyaletten aldığımız ehliyetin oraya transfer etmemiz ve yeni eyal yaşayacağımız eyaletten de onların eyalet ismiyle yeni ehliyetimizi almamızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün bir canlı yanında takipçimizden gelen soru da şu önde. h 2 vize görüşmesine girerken çalışıyor olmak şart mıdır? Bunun en iyi cevabı diyorsanız ya da bizim için faydalı olur mu diyorsanız evet çalışıyor olmanız faydalıdır ve dolayısıyla hatta bir tekrar kayıtlarınızın olmuş olması bir iş yerinde çalışıyor olmuş olmanız olumlu bir durumdur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlıyında bir takipçimizden gelen soru şu yönde green card aldıktan sonra ne zaman gerçek bir Amerikan vatandaşı olunuyor? Şimdi genel olarak siz yeşil kartlı green kartı aldıktan sonra 5 yıl sonrasında Amerikan vatandaşı olabiliyorsunuz. Bunun istisnaları var. 3 yıl istisnası. Dolayısıyla bazı durumlarda da 3 yılda kişiler yeşil karttan vatandaşlığa gidebiliyorlar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Amerika'da üniversite okumak için Financial Aid'e nasıl başvurulur, neler gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin okurken üniversitede Financial Aid'den destek almanız için Tabii ki önemli olan ilk şey yeşil kart sahibi olmanız en az ya da Amerikan vatandaşı olmanız. Diğer bir durumda sizin okuyacağınız üniversiteye başladığınız ya da başlamak üzereyken üniversitenin danışmanlarıyla görüşüp onlardan financial aid'e nasıl başvuru yapacağınızı detayları almak ve onun üzerinden de başvurularınızı yapıyor olmak deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Amerika'da LLC şirket kurma hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki Amerika'daki LLC şirket türü aslında diğer şirket türlerine göre çok yeni bir yapılanmadır ve dolayısıyla kişiler bu şirket türünü yaparken hem incorporation gibi anonim gibi diyelim tarzında olan şirketlerin çok yasal gereklilikleriyle uğraşmadan ve aynı şekilde de gene de e, bu anonim şirketler gibi işte hem vergi avantajları hem de sorumluluklardan kişisel olarak sorumlu olmama haklarından faydalanabilirler bu şirket türüyle. Ve bu şirket türünde diğer bir özellik bazı eyaletlerde gazeteye ilanı sorumluluğu var. Bazılarında ise çoğunda ise aslında böyle bir zorunluluk yok. Sadece eyalet harcı yeterli olacaktır. Kuruluş yapabilmek için ise siz e, hangi eyalette iş yapacaksınız. O eyaletin State Departmanı'na başvuru yaparak şirketinizin adı, adresi, şirket sahipleri, adresleri ve şirketle yetkili olan bir kişinin işte gerekli postalar, tebligatların gidebileceği kişinin belirlenmesi ve adresini de belirtip bu başvurunuzu eyalete yapabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerikan vatandaşlığını alabilmek için ABD ordusuna nasıl katılabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bunun için önemli olan siz Amerikan ordusuna katılmayı planlıyorsanız bunun hangi departman, hangi alana gireceksiniz o alanlarıyla departmanlarıyla görüşme yapıp onların öncelikle sizi yabancı olarak oraya orduya alıp alamayacaklarını görmeniz ve yabancı olarak sizi alacaksalar da nasıl Amerikan vatandaşı e, olabileceğiniz ya da size edebilecekleri noktasında direkt o ordunun gerekli bölümüyle görüşmenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türk vizesiyle Amerika'ya gelip orada silah ruhsatı alınabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Çok güzel bir soru ama bunun mümkün olacağını çok düşünmüyorum. Dolayısıyla silah ruhsatı alabileceğinizi düşünmüyorum. Türk vizesi sahibi olarak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bu, bugün canlı yayında başka bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da vergi ödeme konusunda bilgi verebilir misiniz? Amerika'da yaşayan Green Card sahibi ve ABD vatandaşları ne tür vergiler öder diye takipçimiz bize soruyor. Amerika vatandaşları ya da Green Card sahibi ya da Amerika'da ikamet edip gelir elde eden kişiler her yıl Nisan ayının 15'ine kadar geçen seneki vergilerini, gelir vergilerini yaparlar ve bundan dolayı da belli bir geri iade alırlar ya da eğer az ödeme yapıldıysa vergi ödemesi yaparlar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı ya da bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da asker olmak istiyorum. Green card kazandım. Asker olunca hemen ABD vatandaşı olabiliyor muyum? Belirli bir bekleme süresi var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'da asker olabilme imkanı elde ettiğiniz an tabii ki vatandaş olmanızda belli bir süre bekleme durumu yok direkt vatandaşlığa geçebileceksiniz. Bunun için genelde zaten Amerikan ordusu bu noktada eğer sizi kabul ediyorsa ve bu noktada vatandaşlık hakları ile ilgili çalışmaları da sizin için yapıyor olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da şirket kurulduktan sonra E1 vizesi için ne kadar sonra başvurmak gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Biz şimdi genelde bu tip E1 ticaretçi vizeleri üzerinden e, ticaretçilerimizin E1 vizesi alması için genelde tavsiyemiz ciddi anlamda ticareti başlatmış olmaları. Mesela örnek olarak en az 4-5 kez mal getirmiş olmaları, ülke konteyner mallar getirmiş olması, olmaları, onların burada satılması, çalışanlarının olması durumundan sonra biz o kişilerin E1 vizesi başvurusu yapmalarına ya da hazır olduklarını ondan sonra da başlatabileceklerini başlatabileceklerini iletiyoruz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu önde. Green Card çıkan kişi mülakata ailesiyle girmeyip tek başına Amerika'ya gittikten sonra ailesi için daha sonra Green Card başvurusu yapabilir mi? Çünkü 5 kişilik bir ailenin başvuru masrafı çok ve sonunda red yeme tehlikesi var e, diye iletiyor takipçimiz. Eğer Green Card çıkan kişi önce Green Card'ı alırsa ondan sonra kendisi hem eşine hem de 21 yaşın aldığı çocuklarına başvuru yapabilir. Eğer onların yani bütün ailenin bu eş ve çocuklarınızın şu an Amerika'ya hemen gelme durumu yoksa ve dolayısıyla mantıklı olan önce sizin yeşil kartı alıyor olmanız, siz aldıktan sonra Amerika'daki koşullarınızı da oluşturduktan sonra kendiniz uygun olduğunuz bir süreçte önemli olan çocukların yaşının 21'de altında olması o zaman herkesin yeşil kart işlemine başvurularını yapmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı bir takipçimizin bize sorduğu şey geçerliliği devam eden F1 vizesiyle Amerika'ya tekrar girme kuralları nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Önemli olan elinizde pasaportunuzun geçerli F1 vizenizin olması ve Amerika'ya giriş yapabilmeniz için Amerika'daki bir okula kayıtlı olmanız ve oradan güncel bir ITU'nizin olması ve o, o okulda geldiğinizde okul iş ITU'ni ile geldiğinizde eğitimimizde başlıyor olmanız ya da devam ediyor olmanız en önemli koşullardan birileridir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.